Burası Cumhuriyet Köyü, Beykoz ilçesine bağlı. Buranın hikayesi aslında benim için çok önceden başladı. Çok uzun zamandır, 13-14 senedir buraya gelip gidiyoruz. Aslında İstanbul'un, ben koşu yolunda oturuyorum, baktığınız zaman yeşil bir yeri olmasına rağmen sonuçta ne kadar da yeşil olsa köydeki bu dinginliği işte duyuyorsunuz, soros sesi, kuş sesi bunları bulamıyorsunuz tabii. Ve işte bu evi bulduk ve bahçeli bir ev istiyordum. İstanbul'da biliyorsunuz hepimiz apartmanlarda oturuyoruz. Ben üniversitelerde ders veriyorum. Aynı zamanda çok uzun yıllar bir bankacılık geçmişim var ve de bir proje yönetim şirketim var benim. Danışmanlık yapıyoruz işte Avrupa Birliği projeleri, hibe ve desteklerle ilgili firmalara danışmanlık yapıyoruz. Üniversitelerde girişimcilerle çalışıyorum teknoparklarda, teknoloji merkezlerinde. Aslında yoğun tempo bir çalışma hayatım var. Buraya geldikten sonra e, toprağı çok seviyorum. Tabii toprağı çok sevdiğim için toprakla ilgili bir şeyler yapmak istedim. İşte sağ olsun komşularımın da yardımıyla biraz ektik biçtik. Şehirlerde çok şey yaşıyoruz yani çerçeveli yaşıyoruz diyeyim. Yani işte işe gideceğiz, para kazanacağız, eve geleceğiz, akşam yemek yiyeceğiz. Ondan sonra işte ama mesela o işte akşam yediğimiz fasulyenin nasıl üretildiğini, nereden geldiğini, içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Yani biraz daha burada aslında bilinçli ve hayatın içerisinde yaşama imkanı oldu diye düşünüyorum. Burada zaman Doğa ile birlikte akıyor ve doğayı tanıyorsunuz siz. O çok güzel bir şey. Hani koştur koştur değil, doğan içerisinde onun yavaş yavaş çiçeğini çıktığını, bibere dönüştüğünü bunu görüyorsunuz ve aslında yaşamı anlıyorsunuz. Hani bu kadar çok koşturmanın bir anlamı olmadığını da görüyorsunuz ve aslında toprak ne verirsek toprak bize onu geri veriyor yani bu da çok güzel bir şey. kadınlarda bir şeyler yapalım. Hani bir kooperatif kuralım, bir şeyler yapalım istediler. O zaman bir kooperatif kuralım dedik. Böyle bir yolculuğa başladık. Ve Tarım İl Müdürlüğüne gittik. Bir kadın çiftçi kooperatifi kurduk. E, biz kurduğumuzda İstanbul Anadolu Yakası'ndaki tek kadın çiftçi kooperatifiydik 3 sene önce. E, tabii pandemi dönemine denk geldiği için bayağı zorluklar yaşadık. Ama pandeminin bitmesiyle beraber burada bir köy pazarı kuruldu belediyenin. O köy pazarında belediye bize bir yer verdi. Ürünlerimizi orada e, satıyoruz. Aslında kooperatifleşme zor bir süreç. E, ne gibi sıkıntıları var? Finansal sıkıntıları var. İnsanları bir araya toplamak sıkıntılı. Bunları açtıktan sonra da o kooperatifle ilgili sürdürülebilirliği sağlamak lazım. Avrupa'da dördüncü sıradayız biz kooperatif sayısı olarak fakat etkin kooperatif sayısı olarak çok alt sıralardayız. Kooperatifleri kuruyoruz, bir hevesle kuruyoruz fakat sürdürülebilirliğini sağlayamadığımız için birçok kooperatif atıl kalıyor. Bunun için ne lazım? Buradaki insanların devamlı ortak bir katkı sağlaması lazım ve ortak bir ekosistem kurmak lazım. O sistem içerisinde çeşitli çeşitli etkinlik etkinlikler, çeşitli paylaşımlar yapmak lazım. Burası benim için bir şans, gerçekten hayatıma farklı bir boyut kattı, nefes alabildiğim ondan sonra e, ve ayrıca da e, sadece kendi değil çevremdekilerle birlikte organize olup güzel zaman geçirdiğim ve e, taze e, meyve sebze yiyebildiğim bir alan. Ee, ama onun dışında ben de buraya çok şey kattığımı düşünüyorum. Çünkü buradaki insanlar biraz kapalı kutu gibiydi. Ben de o kutunun açılmasıyla ilgili onlara kendi bilgi ve tecrübelerimi kattım. Dolayısıyla ben kendim burada biraz birleştirici ve organize edici bir çiftçi gibi görüyorum aslında baktığınız zaman. Ve buna da gerçekten ihtiyaç olduğunu burada fark ettim. Yani sadece üretmek hiçbir şey değil. Üretmek, satmak ve tanıtmak önemli olan... Bunu yapmadığınız zaman zaten çok etkin olamıyorsunuz. Yani tek tek herkesin bir şey üretmesindense bunların organize olup birlik içerisinde bir şey yapılmasına ben de fayda sağladığımı düşünüyorum. Bu senede de bakanlığın bir projesiyle iyi tarım belgesi aldık ürünlerimize. Ee, bu da tabii bir sürü şey de öğreniyorsunuz aslında burada. İyi Tarım Belgesi'nin şöyle bir avantajı var. Aslında en az kimyasal, hatta bizim ürünlerimiz hiç kimyasal olduğu işte bakanlıktan teftişe geldiler, gönderdiler. Hiç kimyasal kullanmadan, e, hani diyoruz ya kadim bilgilerle ürettiğimiz ürünler. En azından ne yediğinizi biliyorsunuz burada. O da çok önemli bir şey yani. Hani kimyasalsız, hiçbir şey koymadan, gerçekten doğanın size verdikleriyle... Yediğiniz şeylerde domateslerimiz mesela bir hastalık geldi işte mantar oldu. Mesela burada şey dediler işte elma sirkesiyle sütü karıştıralım. Onun bir ölçüsü var. Güneş battıktan sonra yakmaması için tüm domatesleri e, işte bunlarla e, fıskiyeyle füskürt, püskürttük. Sonra günde olmadan da sabah erken kalkıp hepsini yıkadık. Domateslerin çoğunu kurut, kurtardık. E, tabii Burada biraz Karadeniz'in yapısından dolayı alanlar küçük. Tabi bunu büyük alanlarda yapmak kolay olmayabilir. Ama küçük alanlarda bu tip hani bilgilerle de hani haşır neşir oluyorsunuz. Bu arada Arpa Birliği çerçevesinde kaymakamlıkta bir proje yürütüldü. O proje kapsamında biz de kooperatif olarak projenin bir yerinde olduk. Burada Atatoğu ve yerel fide belediyenin verdiği yerde yerel fide alanı yapıldı. Orada da paylaşılıyor, buradaki herkes birbiriyle paylaşılıyor. Orada da hibrit olmayan ata tohumu üretimine çalışılıyor hemen köy pazarının yanında. O fideleri zaten belediye sonra da dağıtıma sundu bu sene. Ama bunun dışında köyün içerisindeki arkadaşlar kendi ürettikleri, kendi daha doğrusu ürettikleri demeyeyim de kendi e, elde ettikleri şey ata tohumlarını da kendi aralarında paylaşıyorlar. Doğal olması için işte e, biliyorsunuz çok yakın yerlerde şey bile olmaması, lazım, fabrika olmaması lazım hani e, organik değil. Ee, doğal, ee, doğalın hani açılımı eğer kimyasal olmadansa evet doğal. Tabii ki buranın çevresinde fabrikalar var. Fabrikadan çıkan gazlarla işte yukarı yağmur geliyor. O tekrar toprağa geliyor. Dolayısıyla kimyasal yok diyorsun ama o yağmur sularından ve işte suladığın sulardan aslında kimyasallar geliyor. Bunu artık fabrikaları buradan atmak gibi bir şey olmaz tabii ki ama bir başka fabrikaya dahi imar verilirse ki imar baskısı her yerde İstanbul'da var. Burası İstanbul'a en yakın yer. ...lerden bir tanesi ve dolayısıyla ciddi bir rant var aslında burada. E buraya imar gelirse e, sıkıntı olur diye düşünüyorum. O da şöyle inşallah gelmez. Şimdi insanoğlunun ben kendi düşüncem bu. Önümüzdeki dönem için tarım çok hali, önemli hale gelecek ve bence Türkiye için de tarım çok önemli. Şimdi imar yapabilirsiniz ama yaptığınız evin duvarlarını yiyemezsiniz. Bu kadar çok imarlaşmak iyi bir şey değil aslında. Toprak her zaman önemli. Siz toprağa bir veriyorsunuz, bin alıyorsunuz. Ama hani imara açtığınız zaman ne yiyip ne içeceksiniz? Onun için inşallah imara açılmaz buralar diye düşünüyorum.